Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərləri huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Amerika Kengash Palata əzaları Xitayının Amerika xalqı və şirkətlərini təkşürüş qılmışığa qarşı qanun layihəsi sundu. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, iki partiyadan teşkillenen Amerika Kengash Palata azaları 24 fevral kanun layihası oturuğa koyup, Xitayın Amerika puhraları ve Amerika şirketlerine karşı icra kılgan tekşürüp korkutuş hareketlerinin tesirini izqoğulab bir taraf kılışını talep kılgan. Bu kanun layihasını oturuğa koyguçular içi de Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengash Palata azası Marco Rubio ve John Cornyn, Demokratçılar Partisi'nin Kengash Palata azalarından Jeff Merkley ve Elizabeth Warren qatarlıqlar bar ekan. Kengash Palata azası Xitay İşleri Komitetinin müdiri Merkley elan qilgan bayonotda biz çoqum Xitayning Amerika xalqi ve şirketlerimizni tekşürüş ve qo'rqitishning ta'sirini izqoqlab bir taraf qilishimiz kerak degan. Bildirilishicha bu qonun loyihasi prezident Bidenning Xitayni tekshirishni nazorat qilish ve harakat guruhi degan nomda xizmat guruhi qurib, tixmi yaxshi ijro qilish ve inkas qaytirish strategiyasini yo'lga qo'yishga mas'ul bo'lishini talab qilgan. Bu grupi yana Xitayning Amerikalıklarını tekşürüşünün təsirini tekşürüdükən. Xizmet grupisi yıllık dokulat tayarlab parlamentqi sundikən. Xizmet grupisinin reisi Dövlət Bihaterlik Komitet xizmetkileri işidin. Muavin reis Dövlət İxtisad Kengişidin. Azaları Amerika hükümetinin her qaysi tarmaqları işidin təyillendikən. Kengash Palata azası Rubio bu axtı toxtulub, biz bu grupi arqalıq Xitayning Amerika puhraları ve şirketlerine qaratqan məcburlaş tədbirlerini oturuğa çıxırış arqalıq, kişilerge Xitayning müstabit kolunun kaysi derecege yetip gelgenlikini körüstüp berimiz degen. Angliya parlament azaları Johnson hükümetini Uyghur meselesi de tenkit kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Angliya başvaziri Johnson ve parlament azaları oturusu da Xitay bilen kandak soğudu kılıç doğrusu da talaş tartış kılgan bulup parlament azaları hükümetinin Xitayning Uyghur Müslümanlarına icra kılıp atkan bastırı siyasını ayıplaştı başka devletlerinin arkası da kalgalıqını tenkit kılgan. Reuters agentliği haberde bildirilmişçe gerçi Angliya hazır Xitay bilen erken soğudu kılıç gelişimi hakkında izlenmegen bolsa mı, bırak iki palata azaları Xitayını misal keltirip hükümetinin irki kırgınçılık kılgalıqı eniklanan devletler bilen kilişim imzalaşının aldığını ilişkinin yolunu tepişini ümit kılgan. Nurgun Angliya parlament azaları başvazir Johnson'ın Şarkı Türkistan meselesi de Uyghurlarını lagırı solap qiynaş, mecburi emgeki seliş ve mecburi tuğmas kılış kılmışlarının kölemleşkerliki, Xitayning bu kılmışlarını ayıplaşta Angliyanın başka devletlerinin arkada kalgalıqını tenkit kılgan. Hem de Angliya Xitayga qaratılgan besimini aşırışı kerek dep qarğan. Angliya hükümeti hazır müşkül ekvalgı çüşüp kalgan bulup, Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan kılmışlarına bolgan, ahlaki endişeler bilen Xitay'dan ibaret gayet zor iqtisat pazarıdaki reallık oturusu da tenponluğunu saklaşka urungan. Bu ahval parlamentinin soğudu kanunlarını makullaş doğrusudaki keskin talaş tartışları da gövdelengen. Məlum buluşça, Angliya hükümeti Şarkı Türkistan meselesi de sotunun irki kırgıncılık yüzbergerlikki doğrusu da karar çıkarışı gereklikini bildirgen. Reuters agentliğinin haberde bildirilmişçe bu ahvallar tihimi köp parlament azalarının Johnson'ın Xitay'a besim işiltiş üçün Şarkı Türkistan meselesi de tihimi köp hareket kollanış gereklikigi işindigallıqını körüstüp berdiken. Çek kardinali virus Xitay'nın biologiyelik kurali dedi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe Çek'nin danlıq kardinali Duka virus Xitay'nın biologiyelik kurali degen. Xabarda qeyd qilinishicha Chexning danliq kardinali Duka 2-oyning 5-ida Pragadagi Saint Vitus cho'ng chirkavida qilgan so'zida dunyoning har qaysi joylaridagi harbiy mutaxassislarning virusning kelish manbasini bildiganligini, ammo ular so'zlashga jur'at qila olmaydiganligini, so'zlashdan qo'rqadiganligini, buni deyish mumkin emasligini aytgan. Kardinal Dukaning so'zi Chexning boshqa taratqular tomonidan e'lon qilingan. Bildirilmişçe Duka Praga'daki Katolik arxidoklarının kardinali bulup, onun asaslıq çirkavi Sant Vitus Praga kalasiga caylaşkan Çek'teki en çok Katolik çirkavi iken. 78 yaşlıq kardinalının Çek'nin siyasi vaziyetine karşı daim sözlügelliği üçün nurgun mesanları var. Çek cemiyeti küçülük dini keyfetki ege bulup, Katolik dininin təsiri nahayeti çoğun. Virusun Xitay'dan gelgen biologiyalik koral işkelliği ilan kılıngan. Məlum buluşça, Xitay yıkındın beri nurgun çirkavlarını veyran kılgan bir kısım poplar ve ıxlasmallarını kolga algan
Şunaqla kişilerinin dini yığılış ötküzüşü ve dini nəşir buyumlarının tarqıtışıqı yol koymağın. Şu sebeple Çek, şunaqla Rusiyanı özçü alğan Şarkı Avrupa'daki başka rayonlarımı Xitayning dinğa qarşı siyasəti haqqında xəbər yazğan. Xitayning bu xil dinğa qarşı siyasəti Çek Cumhuriyeti ve rayondaki dini muxlislarının gəzipini qozğan. Xitayning Çek tutruşluq baş elçixanası bayanat elan qılıp, Kardinal Duga'nın Xitayğa töhmət qılğanlığını, xatalığını tüzdüp, qılğan sözünün təsirini yoqutışını tələb qılğan. Mustafa Dastici sürür bolsa Xitayğa uruş açımız degen sözünü qayt təkrarladı. Büyük Birlik Partisi'nin reisi Mustafa Dastici 25 fevral Fox Televiziya kanalında Xitayning Uyghurlarga yürgizvatqan zulümleri haqqida qayt toxtaldı. O programıdan keyin Fox kanalındaki Şarkı Türkistan haqqida qilgan sözü ve ilgiri Konya Televiziyası ve Türkiye Parlamentinde axbarat elan qilish yig'inda qilgan sözlerini birleştirgen şekilde Twitter arqali tarqatdi. Twitter'daki sözüden Xitay Şarkı Türkistan'da işğal, zulüm, katliam ve irqi qırğınçılıqni davomlaştırıyotgan bir paytda qandaq qilamiz Xitay bilan uruş qilamdiq emese degen toxu yüreklerge yoki satqullarga qanchiq etimlab bergen zürür bolsa uruş mu qilamiz degen cevabımızga malum yerlerden kelgen inkaslar bizni toxtutup qoyalmaydı. Hemmeylen sükut qilsimi biz sükut qilmaymiz degenlerini ta'kidledi. Fox Televiziya kanalındaki sözde partiyasının her qandaq ahvalda Şarkı Türkistan tarafta turduganlığını bildirip kelip, bazılar Xitay bilan uruş qilamdiq ondaqta deydi. Men deyman ki zürür bolsa uruş mu qilamiz? Biz dünyada korkudugan hiç kandak devlet yok. Ama elbette uruştun burun kılındıgan işler var. Karan, biz hazır Ermeniyaga nemi davatımız? Biz ularga sen Azerbaycan bilen bolgan münasibetini yakşılap, işgalini ahırlaştırmakça, men sana çigralarımını açmayman dedik. Biz Xitay üçün mü bunu kılalayımız? Bizden Xitay bilen bolgan taşkı sodumuz 25 milyar dolar. Bunun 23 milyar dolarga Xitay'dan mal alımız. Fakat 2 milyar dolarlık mal satımız. Yani eminette biz ziyan tartıvatımız. Taşkı soğudu kızıl rakamının 40% bizden Xitay bilen bolgan soğudumuzdan gelgen diğerlerini bildirdi. Bakın öyle enteresan şeyler var ki bunu da anlamak mümkün değil. Çin bir çocuğumuza izin veriyor Türkiye'ye gelsin eğitim yapsın diye. Çocuk geliyor burada eğitimini yapıyor. Burada kalıyor. Sonra çocuk burada geldi okudu diye kendi izin verdiği çocuk kendi pasaport veriyor. Buraya gönderiyor. Oradaki anasını, babasını, kardeşini toplama kampına götürüyor. Ve işte biz bunu nerede yaşadık? Benim soydaşlarım, kardeşlerim bunu Bulgaristan'da, Zivkov döneminde yaşadık. Tabii yaşadılar. Bugün hala yaşanıyor ve akıbetleri belli değil. Üstelik bunların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmuş Ankara'nın insanlar var. Bu konuda? Şimdi bu konuda evet bizim sesimiz çıkıyor. Biz çok gür bir şekilde iktidardan da çok gür bir şekilde sesimizi çıkartıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de, kamuoyu önünde de. Ben hatta çok ilerisini söylüyorum. Bazıları diyor ki işte Çin'e savaş mı açacağız? Ya gerekirse açarsın. Yani bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var. Diyalog var. Ne diyalog? Hem diyalog var. Bakın biz Ermenistan'a ne diyoruz şu anda İsmail Bey? Diyoruz ki sen Azerbaycan'la ilişkilerini düzeltmeden, işte işgali sona erdirmeden ben sana sınırlarımı kapattım. Çin için de bunları yapabiliriz. Bizim Çin'de 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz. Sadece 2 milyar satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımız... O ilgili Konya Televizyası da kılgan sözlü olsa, biz bu davaga samimi şekilde ilgi çıkıvadımız. Hem çıkımız. Hiç kandık siyasi garizimiz yok. Men mu elbette hükümetin Xitay'a karşı teximi küçülük yap kılışını halaymen. Hatta şundak davatımen. Bütün alakını üzsün. Men hükümet bolsam, men cumhur reisi bolsam, Büyük Birlik Partisi hakimiyetke gelse, Xitay bilen barlık münasibetini üzümen. Kaçan gıça Şarkı Türkistan'da zulüm ve irki kırgıncılık toxtutluğuca dedi. Biz bu davaya sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi kaygıya düşmeden. Ha ben de istiyorum devletim Çin'e karşı sesini daha çok yükseltsin. Hükümet Çin'e karşı sesini daha çok yükseltsin. Hatta ne diyorum bak kapıların tamamını kapatsın. İlişkilerin tamamını kessin. Ben hükümet olsam, ben cumhurbaşkanı olsam, Büyük Birlik Partisi iktidar olsa ben Çin'le bütün kapıları kapatırım. Çin'le bütün ilişkilerimi dondururum. Aynen Ermenistan'la olduğu gibi nereye kadar? Doğu Türkistan'da zulüm, soykırım durana kadar. Türkiye Büyük Millet Meclisi kılgan sözlü olsa Şarkı Türkistan'daki Xitay zulümü toxtumasdan devam kılıvatıdı. Bizden bunun sükut kılışımız ya ki körmezki selişimiz mümkün emez. Men uçuk dep kılıvatımen. Xuddi Ermeniyaga icra kılgınımızdak Xitay Şarkı Türkistan'daki işgalini ahırlaştırıp Şarkı Türkistan'daki kayrındaşlarımızga zulüm kılıştın, ularga irki kırgınçılık yürgüzüştün vazgeçmegeçe biz Xitay bilen bolgan barlık münasibetlerimizi toxtışımız gerek. Bizden Xitay'nın hiç kandak nersisige ihtiyacımız yok.
Biz irqi qırğınçılıqqa, zulümğa köz yumalmaymız. Sükütü turalmaymız. Yani kelip ular bizim irqdişimiz ve dindişimiz bolsa, tehimi şundaq digerlerini bildirdi. Türkistan'daki Çin zulmü tüm hızıyla devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız ya da görmezden gelmemiz mümkün değil. Ben açıkça ifade ediyorum. Aynen Ermenistan'a uyguladığımız gibi Çin, Doğu Türkistan'daki işgali sonlandırıp Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulmetmekten, onlara soykırım uygulamaktan vazgeçene kadar biz Çin'le bütün ilişkilerimizi dondurmalıyız. Bizim Çin'in hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Biz soykırıma, zulme göz yumamayız. Buna sessiz kalamayız. Hele ki bu bizim soydaşımız ve dindaşımızsa, hele ki bu coğrafya Türkistan'sa, buna asla ve kat'a sessiz kalamayız. Gollandiya parlamenti Xitayning Uyghurlarga qaratgan bastirish siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Gollandiya News xabarlarida bildirilishicha, Kanada parlamentidan keyin Gollandiya parlamenti Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lib, Yevropa davlatlari ichida tunji bo'lib Xitayning bastirish qilmishini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan davlat bo'lib qoldi. Gollandiya parlamenti 25 fevral Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bastirish jinoyatlarining irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos keldiganligini o'tirg'i qo'ydi. Qarorda Xitoy Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik qilish siyosati yurgizmoqda. Xitoyning maqsadlik tug'ut cheklash tadbirlari, jazo lagerlariga solash qatorliq tadbirlarining hammasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti umumiy majlisining 260 nomorli qarorida ko'rsatilgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdinomasidagi shartlarga uyg'un kelganligi bildirildi. Bildirilishicha Gollandiya bosh ministri Mark Rutte'ning partiyasi bu taklifga qarshi bela tashlagan. Gollandiya tashqi ishlar ministri Stef Blok hukumatning irqiy qirg'inchilik degan so'zni ishlatishni xohlamaydiganligini bayon qilgan. Uning bildirishicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki xalqaro sud mahkamasi tixi bu masalaga munosabatlik qaror chiqarmagan. Ammo u Uyg'ur vaziyatining kishini andishiga soldiganligini, Gollandiyaning boshqa davlatlar bilan hamkorlashib bu masalani bartaraf qilishni umid qildiganligini bildirgan. Gollandiya parlamentining Xitoyning Sharq Turkistondagi bastirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitish munosabati bilan Gollandiyadagi Uyg'urlar Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqining yetakchiligida namoyish qilgan hamda lagerga solingan tuqqanlari, ota-onalari va lagerlarda shahid qilingan mashhur shaxslarimizning rasmi tushirilgan plakatlarni tizib, Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilayotganligiga isbot va guvohlik bergan. Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatiga qarshi shuarlarni to'plagan. Bu vaqtda Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqining raisi Ubul Qasim Apandi ziyoratimizni qabul qildi. Uning bildirishicha, 2 kun ilgari Uyg'urlarning Xitoy tomonidan irqiy qirg'inchilikka uchraganligi haqida parlamentga taklif sunilganligini anglagan Uyg'urlar darhol tayyorlik qilib, keng ko'lamlik namoyish qilgan. Lager va turmalarda shahid qilingan, lagerga sababsiz solingan mashhur shaxslarimizning lagerda tutib turilayotgan qisman Uyg'urlarning rasmi tushirilgan taxtay va plakatlarni tizib Xitoyning Sharq Turkistondagi qirg'inchilik siyosatiga isbot ko'rsatgan. Uning aytishicha, taklif sunilgan D66 Demokratlar partiya a'zolari va boshqa partiyaning parlament a'zolari Uyg'urlarni ziyorat qilgan hamda ularni qo'llaydiganligini bildirgan. Parlamentdagi muzokarada Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bastirish siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bekitishni qo'llagan partiyalar Yeshillar partiyasi, Ishchilar partiyasi, O'ngchil D66 Demokratlar partiyasi qatorliq 5 partiya ishgan. Diktator Franco'ning eng oxirgi haykali mo elib tashlandi. Ispaniyada 2007-yilda chiqarilgan tarixiy xotira qonuni Franco'ning barliq haykallari va joylarga berilgan ismlarining hammasini amaldan qoldirishni mazmun qiladi. Bu orqa ko'rinishda tashlangan oxirgi qadam Ispaniyaning Afrikadagi avtonomiya zimini Melillada tashlandi. 1978-yilda, ya'ni Franco vafot bo'lib 3 yildan keyin bu shaharga tiklangan haykal elib tashlandi. 1920-yildagi Rif urushida Ispaniya bilan Marokash qabilalari o'zaro to'qunishgan bo'lib, haykal ayni chog'dagi Ispaniya Leoniga qo'mondonlik qilgan Franco'ning roliga simvollik qiladi. Yuqorqi qonunga asosan Ispaniya hukumatı 9-chi ayda sobiq diktatorning yozliq ordisini varislardan o'tkazib olgan edi. Kuzatuvchilar adolatning hamon bir kuni tajalli qildiganligini, dunyodagi har qanday zolim hokimiyatning chuqur halok bo'ladiganligini Xitoy ishg'oli ostida ingrayotgan Sharq Turkiston xalqining mo'chuqum erkinlikka chiqadiganligini, muqaddas vatanimiz Sharq Turkistonning har qaysi joylariga tikilgan kommunistlarning bosh qotili Mao'ning haykallari mo aziz vatanimizdan birma-bir tozalab yo'q qilindigan kunlarning oz qolganligini bildirishmoqda.
Kazakistan terilgo yerlerini çet elliklerge setiş ve icarege berişini çekledi. Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev bunundan 5 yıl ilgari Kazakistan'da kan kölemlik narazlık namayışlarını payda kılgan dehkancılık yerlerini çet ellik meblağ salgıçlarına etiş kararının resmi emelden kaldırılığalıqını ilan kıldı. Tokayev memleketlik ictimai işenç kengişli söz kılıp, yerimlik meselesi halkımız üçün ezelden intayın muhim olup gelgen. Bu devletimizin ulteşi ve mukaddes simoli hesaplandı. Men dehkancılık yerlerinin çet elge ve çet elliklerge setilişi ve icarege berilişinin çekleniş doğrusu karar çıkardım. Bu çet el peyi bolgan kişilerini mu öz içige alıdu digerlerini kayıt kıldı. Kazakistan dallık ziraat ve göç işlep çıkardığan bir devlet. Bunundan 5 yıl ilgari Otrasiyanın 19 milyon nüfusluğu ige devleti Kazakistan'da çıkarılgan çet ellik meblağ salgıçlarga dehkancılık yerlerine etiş kararı hususen Xitaylarının barlık terihçilik yerleri ve yaylaklarını ilgili aldığanlığı ilgili sürülüp, kan kölemlik namayışlarının oturgu çıkışıga sebep bulgan idi. Namayışlardan kin münasifetlik tarmaklar 2016 yılı karar makullap, Kazakistan'daki dehkancılık yerlerini çet elliklerge icari beriş kararını vaktince toxtup koygan idi. William Burness, Xitayga texnik köp mablag ve adam küşü arkalık takabil duruşumuz kerek dedi. Amerika Prezidenti Joe Biden'ın Amerika Merkezi Ahbarat İdaresi CIA'ya rehberlik kılışkı körsetken namzati William J. Burness, Xitayga yanımı köp mablag ve adam küşü arkalık takabil duruş sürürlükini bildirdi. New York vakti gezisinin bildirişçe William Burness 24 fevral günü Amerika Devlet Meclisi'nde ekilgan bahalaş yığınığı katnaşkanda Amerika'nın devlet xavfsizliki hakkında toxtalganda Xitayni düşman köç ve Amerika istihbarat sahasının en çok geosiyasi rekabetçisi deb körsetken. Burness efendi guvalıq beriş yığınıda Amerika'ya rakip bulvatkan Xitay rejiminin pozisiyasının mu intayin qabihlikini etkan. O sözde mundaq degen. Meningcha Xitay bilan bo'lgan raqobatimiz uzun masofalik bir raqobat. Bu Sovet Ittifoqi bilan suyuq munosabatlar urushi mazgildagi raqobatga o'xshamaydi. Chunki u asosliqi xavfsizlik va ideya jihatdan elib berilgan edi. Biroq bu qatim qisi yuqori fan texnika iqtidoriga va iqtisodiy kuchga ega bir davlat bilan bo'lgan raqobatdir. Burness efendi agar vazifaga tayinlangan taqdirda o'zining Xitayga qaratilgan istihbarat harakatlarini kuchlantirishini va'da qilgan. O bunun üçün texnik köp məbləğge və küçülük Xitay dili səviyyəsi bolğan xadımlarga ehtiyaclıq ikənlikini texnikide yenilik yartılışı kereklikini bildirgen. New York vaxtı gezisinin bildirişçe Burness Efendi tunulgan pişqadam diplomat bolup, o ilgiri Amerikanın İordaniyada və Rusiyada turuşluq baş elçisi bolğan. Şundaqla Amerika Taşqı İşlər Ministerliğinin ali dərəcəlik xadım bolup xizmet kılgan. Şunu o devlet meclisinde her iki partiya azalarının kollaşığı erişken bulup, onun Amerika Merkezi Ahbarat İdarisi CIA'nın başlıklık vazifesine layık görülüp, vazifeye tayinleniş ihtimali yukarıyken. Şarkı Türkistan'daki nazarat siyaseti devamlı küçeymekte. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqalgan sıllar namda erkin yaşavatkallıqı bildirilgen Şarkı Türkistan halkının emniyette türme hayatı yaşavatkallıqını ispatla verdi. Bugünkü sırlarda Şarkı Türkistan'ın Xoten şehirdeki malum bir keşlik pazar körüstülgen bulup, sinini tartkan Xitay bu keşlik pazarga kirmekçi bolgan insanların red bu içi tizilip kimlik tekşürtüş, yüzünü skanırlaş, kızıtma tekşürüş qatarlıq birine çıxıl tekşürüştün ötken deyken keşlik pazarga kireleydi qallıqını etkan. Xitay Şarkı Türkistan halkının erkin, xuşal xoram yaşavat qallıqını izgil bildirilap gelgen bolsa mı, bu türdeki sırlar onun sözlerinin eksike, Şarkı Türkistan halkının iğir küzütüş asıdı yaşavatkallıqını aşkarla vermekte. İstanbul Üniversitesi okuğuçuları ailem kayerde faaliyetini başladı. İstanbul Üniversitesi'ndeki Türk okuğuçular bugün İstanbul'un Üsküdar Meydanı'nda Xitay'a karşı ailem kayerde faaliyetini başladı. Xitayning Sharq Turkiston xalqini har xil tökmatlar bilan lager va turmalarga solab qirg'in qilganligi, lagerlarga solangan nurg'unligan Sharq Turkiston xalqining izdiriki bo'lmaganligi, Xitayning Uyg'urlarni har xil vositalar bilan qirg'in qilayotganligi xalqaro jamiyatning ko'zishi orqali orqa-orqadan muayyanlashtirishga boshlagan bir paytda Istanbul universiteti o'quvchilari Sharq Turkiston xalqiga ansorlik qilish hamda ovoz chiqarib Xitayga besim qilish maqsadida oilam qayerda faoliyatini boshlagan. Tuncu küllük namayış faaliyetine Uyghurlar ve Türk okuğuçlar bulup 500'ün köpüle kişi iştirak kıldı. Namayışı iştirak kılgan Uyghurlar Şarkı Türkistan'daki Xitay türmü ve lagerlerde solanan aile azaları, tukallarının resimleri çürülgen tahtaylarını götürüp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da kılıbatkan cinayi kılmıştırığı ispat verdi hem de aile sakıda guvalıq verdi.
kollarda Xitay'a karşı plakatlarını götürgen namayışçılar mezlumlarının peryade zalimlerini buğudu. Uyghur halkı yalğız emez digendek şuarlarını tövledi. Namayışka Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Doktorant Abdusalam Teklimekan iştirak kılıp, biz Türkiye'de cümle namazdan çıkan bugünkü günde Şarkı Türkistan'da Müslüman ve Türkler hakkında sözleş çeklenmekte. Şarkı Türkistan'da insan bulmak cinayet hesaplanmakta. Çeteldeki ailesi bilen yanfun arkalık körüşkeller ömürlük cezağı hüküm kılınmakta. Şarkı Türkistan'da özünün Müslüman ikerlikini ilan kılgallık sebeplik şehit bulgallar var. Şarkı Türkistan'da hayat yaşaş bir möcüzü bulmakta. Aşkarı ibadet emez, yuşurun ibadetler mi çeklenmekte? Sizlerden soraymen ki, Xitay Şarkı Türkistan'da camilerini çekivatkan, Müslümanlık yoktuluvatkan bir peyitte, Xitay mahsulatlarını ilişki bular mı? Digerlerini bildirdi. Namayış diyene Aqsa Ma'arif Hemkarlık Vakfı Reisi Ramazan Kaya Efendi söz kılıp, bu türdeki hareketlerinin intayin muhimliğini tekitledi. Ahırda okuguçlar vekili bayanat ilan kılıp, Xitay 2014 yılı başlayan lagırlarga 3 milyondan artık Şarkı Türkistan halkı solandı. Şarkı Türkistanlı kırındaşlarımız ailesi bilen körüşelmeyvatıdı. Ailesinin izdirikini alınmayvatıdı. Şu sebeplik ailem kayerde faaliyetimizde başıldık. Okuguçlar birleşken asasda mezlum Müslümanlarının yeni tutuş maksidi başıldık diğerlerini bildirdi. Bayanata Türkiye hükümeti ve ictimai teşkilatlarına tüvendikidek taleplerini koydu. Türkiye'nin Şarkı Türkistan halkını kollaydıgan erkin siyasi buluşu gerek. Türkiye'nin diplomatik ve alaka işlerde Şarkı Türkistan meselesi kün tertipki keltürülüşü, Şarkı Türkistan meselesi ticaret münasebetlerden ayırıp tutulup, Xitay'nın ticaretini kozur kılışıga ruhsat kılınmasıqı gerek. Türkiye, Şarkı Türkistan'daki kırgıncılıkını toxtuş üçün, Xitay'ı besim kılışta halkaradı başlamçılık rolünü ilişi gerek. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşmek istedilerini Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.